Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Tomaş'ı tam gaz toplamaya devam ediyoruz. Artık finale yaklaştık. Aracımızdaki ufak tefek sıkıntıları hallediyoruz. Aracımızı yürüttüm bu arada. İleri geri oynattım. Araçta herhangi bir sıkıntı yok. Yani sağdan soluna ses gelmiyor. Aracın fanı da açtı. 90 dereceye geldi. Harareti de açıyor düzgün bir şekilde. Onda da sıkıntı yok. Sadece bir motor yağını değiştireceğiz. Antifriz eklenecek. Bu gibi işlemleri kaldı. Bu videoyu da şu şekilde size göstereceğim. Bu Tobaşlarda en çok rastlanan bir sıkıntı vardı. Bunu aktardım sizlere. Bu birinci kademede Tobaşlarda mesela kademeyi bir alıyorduk, silecek kademesini, silecek kolunu. Yukarıda takılı kalıyordu ya da aşağıda yarım kalıyordu. Bu yarım yarım çalışmasının sebebi bakın neredenmiş göreceksiniz. Kimisi silecek kolu diyor hemen, falsal oros diyor. Ancak uzun bir süre araştırdım. Bu silecek kolu, falsal oros, motorun bağlantı şemasına ulaşabildim. Yani çözümledim artık sistemi, nasıl mantığını çözdüm. Motorda ne olduğunu düşündüm. Direkt zaten motoru söktüm. Hiçbir falsal arası ya da silecek kolunun işlemi yapmadan direkt motordandır dedim. Motoru söktüm. Ondan sonra aldım elime. İçini parçaladım ve bakın sorun neredeymiş. İzleyin ve görün. Motorumuzu parçalara ayırdık. Motorumuzdan %90 şüphelendiğimizi söylemiştik. Motorumuzun içini gördüğünüz gibi şu kısımları paslar var. Ve içerinde kararmalar da mevcut. Bu büyük ihtimal bobinde sıkıntı var. Biz şimdi bunun için temizliğini yapacağız. Bakımını yapıp tekrardan yerine takacağız. Ondan sonra bakalım sileceklerimiz hızlı çalışacak mı? Bunu da görmüş olacağız. Bunun içini kontak temizleyici sprey kullanacağım. Onunla temizleyeceğim içini bir güzel şekilde. Temizledikten sonra yerine tekrardan takacağım. Ve burada tekrardan kalefor fanında yapmış olduğumuz fanını hani burada test etmiştik evde, ev ortamında. Güç kaynağına bağlayacağım. Bakalım seri bir şekilde, atık bir şekilde çalışacak mı? Eğer bu seri ve atık bir şekilde çalışırsa tesisata, yani araca bağladığımızda da bu şekilde çalışması gerekir. Ancak çalışmazsa fasıla rolemize bakacağız. Sırasıyla el anahtarı, yani direksiyon kısmındaki silecek anahtarında falan problem var mı? Oralara da gideceğiz. Ama %80 bunda problem var. Çünkü gördüğünüz gibi %90, %80 oranında. Çünkü siyahlaşmalar mevcut burada. Bir temizleyelim ve ondan sonra toplayıp bir çalıştıralım, deneyelim bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Bobini yerinden çıkardım. Eğer bu bobinde sıkıntı varsa bu bobin ayrı bir şekilde satılıyor. Bir daha tekrardan motora para vermeye gerek yok. Bu bobini alırız, bobin içine takarız ve hazır çalışmış hale gelecek bobini taktıktan sonra sıkıntısız bir şekilde motorumuzda. Yani sıfır orana yaklaşacak yani. Bu bobin şuralarında zaten sıyırma da yapmış. Şu an tele zarar gelmemiş ancak biraz daha zorlasaymış demek ki, bozacakmış yani. Bu olmasının sebebi de büyük ihtimal içine su dalmış, paslamalar meydana gelmiş. Buraları sürtmeye başlamış, sürttükçe de buralar kesme yapmış. Yani burada şu arka kısmında gördüğünüz gibi parıl parıl parlıyor, yani hiçbir sıkıntı yok. Ama bu tarafa geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi siyahlamalar mevcut. Bunu kontak spreyle güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Çok fazla da böyle siyahlık yok ancak yani başlamış kararmaya, bir kontak temizleyiciyle temizleyeceğiz. Bunu kontak temizleyiciyle, yani şu şekilde bir ilaç, yani Best marka devre temizleyici. Bunu temizliğini yapacağız. Daha sonra ise balata spreyiyle şu iç kısmını temizleyeceğim. Bunu balata spreyiyle temizlemem daha iyi doğru olacağını düşündüğüm için balata spreyiyle bunun içini temizleyelim. O paslardan arındıralım. Şurada gördüğünüz gibi zaten şuralar hep böyle elime geliyor yani paslar. Şöyle paslar hep elime geliyor şuradaki. Bunu da balta spreyle temizleyeceğiz. Ayırdım komple. Endübü bobini de, yani bobini de çıkarttım. Zaten çalışmasını sağlayan parça da bu. Varan bir bak. Şu içinden çıktı hemen. İçinden çıkan çamuru görüyorsunuz. Bayağı bir çamur çıktı içinden. Normalde bunun içi temiz olması gerekiyor ancak su aldığı için böyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Bir tekrardan tekrar bir balta spreyle tekrar sıkayım. Son bir temizliğini yapalım. Şunlar yerinden çıkmıyor bile çıkmıyordu. Şimdi balta spreyini sıktıktan sonra yerinden çıkmaya başladı bunlar artık. Bu yerinden çıkıyor. Şimdi sıra buna geldi. Bakalım. Bu da yerinden çıkmaya başladı. Az önce elimizle zorladığımız halde çıkmıyordu yani bu. Şimdi yerinden rahat bir şekilde çıktı. Bu balata spreyi her derde deva. Bu çoğu
sektörde kullanılıyor yani. Otomotiv sektörünün bütün yer yerinde kullanılıyor. Balata sprey diye geçiyor ancak motorundan tut, elektronik aksamına kadar bütün çoğu parçalarda bu balata spreyini kullanıyorlar. Gerçekten de iyi sonuç veriyor yalnız. Yani ondan dolayı kullanıyorlar. Bütün ustalarda görüyoruz yani bu balata spreyini kullanırken. Güzel bir şekilde temizliğini yaptık. Zaten bu uçucu olduğu için içinde kalmadı gördüğünüz gibi. Bu balata sprey uçucu yapıya sahip. Kurudu gördüğünüz gibi. Herhangi bir sıcak yani ıslaklık yok. Ya bu avantajı da çok iyi bunun. Şimdi sıra temizleyici, kontak temizleyici spreyle NDV bobinimizi temizlemeye geldi. Bu da uçucu yapıya sahip. Bu arada onu da belirteyim size. Bu da uçucu yapıya sahip. Normalde bunun ucu uzatma ucu var. Uzatma ucu olsaydı daha pratik yapacaktık ancak bunu uzatma ucunu bulamadım. Şöyle uzak bir çubuk oluyor. Bununla daha iyi yerliyor. Şu an gördüğünüz gibi elime de damlıyor. Şey olmadığı için. Ama işimizi görüyor. Yani sıkıntı olmuyor ondan dolayı. Şu an burası parlamaya başladı. Bu kontak spreyi sıktıktan sonra bu siyahlık alanlar gitti buradan. Bu arada. Bu paslar gitmeyecek ancak yani motorumuz sağlıklı çalışma performansına ulaşacak. Biraz kurusun şimdi kuruyacak bu kontak spreyi kurduktan sonra. Bunu şöyle bezin içine alıyorum. Şu şekilde kuru bir bezin üstüne de kalsın kurumaya bırakıyorum. Zaten çabuk bir şekilde kuruyacağı için sıkıntı olmaz. Sıra buna geldi. Bunun iç kısmını temizleyelim. Şurada kömürler var. Büyük ihtimal kömürler ya zarar görürse de yenisini alır. Boş. Sıkıntı olmaz yani. Bundan bayağı bir kir çıktı yani. Hani öyle böyle kir çıkmadı yani. Az önce elle bile dönmeyen motor rotorumuz gördüğünüz gibi elle bile rahat bir şekilde dönüyor. Bu önceden dönmüyordu. Bu pastan dolayı büyük ihtimal bu artık sürtme yapıyordu. Şimdi böyle bir sıkıntı yok. Rahat bir şekilde elimizle bile döndürebiliyoruz. Bu da demek ki artık motorumuz rahat bir şekilde çalışacak. Ancak tabii ki bu bizim düşüncemiz. Bakalım bir motoru toplayalım ondan sonra belli olacak. Elektrik verdiğimizde eğer hızlı bir şekilde çalışırsa sorunumuz çözülmüş olacak. Daha sonra aracımıza bunu monte edeceğiz. Eğer sorunumuz hala devam ederse diğer aksamlara da bakacağım. Ancak ilk başta motora artı 12 volt vermeyi düşünüyorum. Direkt yani direkt aküden güç vermeyi düşünüyorum. Eğer bu güç verdiğinde hızlı bir şekilde çalışırsa motorumuz sıkıntısız bir şekilde çalışıyor demektir. Eğer motor çalışıp da aküden direkt elektrik verdiğimizde bu sefer ya diğer yerlere geçeceğiz yani. Fasıla rolesinde mi sıkıntı var? Silecek kolunda mı sıkıntı var? Bunların hepsini revize edip bakacağız. Sıra bu kısma geldi. Bu kısımda da şöyle bir şey var. Bu şurada bir erime gibi bir şey var hafiften. Şu metal yamulmuş. Metal şöyle eğik duruyor. Normalde biraz daha şöyle içeri doğru basık olması gerekiyor. Buna da bir bakacağız. Ayar çekeceğiz. Ondan sonra bunu toplayacağız. Elektriğimizi vermiş. Verdikten sonra da hızını test edeceğiz. Şu an motorumuzu topladık. Şurada gördüğünüz bir platin var. Burada. Yani şurada bir tane uç, burada bir tane uç var. Şu uç motorun artı ucu. Bu uç ise fasıladan gelen uç. Yani bunun atmalarındaki amaç mesela birinci kademede çalışmıyor sıkıntısı var ya mesela ortada silecekle takılı kalıyor. Bu mesela burada temassızlık vardı. Zıpraladım burayı. Şurası mesela buraya iletmiyordu. Şu an motordan elektrik alıyor. Bu şuradaki gördüğünüz dişli döndükçe şurası mesela çıkıntılı. Bu dişli döndükçe bunu yukarı kaldırıyor şuradaki şeyi sistemi. Yukarı kaldırıyor. Bu sefer bu şekilde kalıyor. Mesela şu an fasıla rölesinden elektrik alması gerekiyor. Fasıla rölesi de birinci kademede 3 saniyede bir ya da 5 saniyede bir mine bir elektrik gönderiyor 3 saniyelik. Burada ne oluyor? Fasıla rölesi mesela buraya yaptığı zaman fasıla rölesi döndürüyor motoru. Döndürdüğüm buradan kurtuluyor. Şu dişli dönüyor, kurtuluyor. Kurtulduğumu bu sefer bu şekilde şu mektefe buraya değmeye başlıyor. Buraya değdikçe elim motor tekrardan dönmeye başlıyor. Buradan elektrik almaya başlıyor. Buradan elektriği alıyor. Tekrar bir turunu tamamlıyor. Bir turu tamamladıktan sonra bu tekrardan buraya vuruyor. Platine vuruyor. Yukarı kaldırıyor. Ve sonradan zamanlama rölesinden
aralıklı elektrik geldiği için elektrik geldiği zaman bu sefer yine Faster rollesi elektriği verdiği zaman şu an elektrik Faster rollesinden geçiyor. 3 saniyede bir elektrik veriyor. 3 saniye verdiği elektrik sayesinde bu dönmeye başlıyor. Döndükçe bu yine buradan kurtuluyor. Kurtulduğu zaman da bu tekrar buraya denk geliyor. Bu şekilde motora gidiyor. Yani birinci kademede çalışırken bir fasıladan elektrik alıyor. Bir de motoru kendisinden elektrik alıyor. Yani bir turu tamamladıktan sonra fasıla rolesine geçiyor. Fasıla rolesi 3 saniye elektrik gönderiyor. Daha sonradan motoru kendisi elektrik almaya başlıyor. Yani bu şekilde bir sistem olduğu için burada birinci kademede takılmalar meydana gelebilir. İlk bakacağınız yerlerden birisi burası olsun. Çünkü yani birinci kademede eğer o şekilde çalışma varsa, eğer hiç yoksa çalışma, bu sefer kolda da sıkıntı olabilir. Ama bende çalışma vardı. Birinci kolu kaldırıp bırakıyor. Kaldırıp bırakır yaparak ileri geri oynuyordu yani kol. Sıkıntımız yoktu. Onun dolayı burayı bu şekilde yaptık. Zaten şimdi bunu topladığım zaman da size mantığını anlatacağım buranın. Şu an dışarıda olduğu için tek şekilde çalışıyor. Yani şöyle göstereyim size. Şimdi 12 voltu değdireceğim buraya. Şu prizi takalım. Şimdi buraya 12 volt vereceğim. Gördüğünüz gibi dönmeye başladı. Şu an 12 volt orada. Buraya 12 volt verdiğimde ne oluyor? Platin burada olmadığı için herhangi motor işlem yapmıyor. Ama o plastik aksam bu yukarı temas ettiği zaman buraya elektrik verdiğimde dönmeye başlayacak. Yani iki kademeli, yani birinci kademede iki kademe çalışıyor. Bir fasıla rolesinden elektrik alıyor, bir de motoru kendisinden elektrik alıyor. Ondan dolayı böyle takılmalar meydana gelebilir. Buna dikkat edin. Şuradaki sistemden dolayı. Şimdi o dediğim olayı anlayabilmeniz için size burada testini göstereceğim. Şu an güç kaynağımızı çalıştırdık. Buraya -3 bu motorumuzun bağlantısını yaptık. Bu da 12 volt. Şimdi sırayla kabloları değdireceğim şu pinlere. Şu en sondaki pine değdiriyorum. Şu bu çıktı. Şuraya -3'ü çıktı şunu. Bağlantısını gerçekleştireyim. Tamam, takıldı. Şimdi bu 3. kademe. Kolumuzdaki 3. kademe bu şekilde çalışıyor. Bu 2. kademe motorumuzun. Zaten 2 kademe var motorda. 1. kademe durup kalkmalı sistem yapmak için yapmışlar. Şu an şuraya değdirdim. Gördüğünüz gibi hiç elektrik gelmiyor. Buraya değdireceğim. Buraya değdirdim. Biraz motor ilerledi. Ve daha devam etmedi. Şimdi buraya değdireceğim. Gördüğünüz gibi aşağı aldı, bıraktı. Şimdi 2. pine değdireceğim. Gördüğünüz gibi yarım tur, çeyrek turdan fazla, yani çeyrek turunu şu pin tamamlıyor. Geri kalan turunu da bu pin tamamlıyor. Şimdi bunun ikisini değdireceğim şuraya uca. Şu an gördüğünüz gibi dura dura gidiyor. İki pine de 12 volt verdim. Dura dura gidiyor. Bu birinci kademe işte. Şu an birinci kademede de çalışmıyor. Birinci kademede şu iki pini kullanıyor yani. Şu iki pini kullanıyor. Gördüğünüz gibi motor biraz ilerledi, durdu. Şimdi alttaki pine gidiyorum. Yine buraya geldi, durdu. Şimdi buraya geliyorum. Gördüğünüz gibi. Yani sistem bu şekilde çalışıyor birinci kademe. Yani motordaymış sıkıntı. Çünkü pinler değdirdiğinde elektrik gelmedi ilk başta. Şimdi elektrik geliyor şu iki pinede. Yani 4 tane pin var. 3 tane kademe var. Bu bir tane pin fazladan olmasının sebebi birinci kademede kesik kesik çalışmasını sağlayabilmek için yapmışlar yani. Oradaki platin aracılığıyla bu işlem oluyor. Yani motor aslında iki çıkışlı ama dediğim gibi orada böyle bir sistem yapıp bir çıkış daha vermişler. Şimdi bunu aracımıza takıp test edelim. Bakalım çalışacak mı? Sorunsuz bir şekilde birinci kademede şu an çalışıyor. Gördüğünüz gibi yukarı aşağı önceden hiç inmiyordu. Takılıp kalma sorunu bundan dolayı. Şimdi ikinci kademeye alacağım. Şu an üçüncü kademe, son kademede. Sıkıntısız bir şekilde sistemimiz çalışıyor. Şu an birinci kademede tekrar gördüğünüz gibi. Sileceğimizin çalışma probleminden de kurtulmuş olduk. Yani çalışıyordu ancak yarım çalışıyordu birinci kademede. 2 3. kademede ise yavaş çalışıyordu. 2 ile 3'te aynı hızda çalışıyormuş gibi oluyordu. 2. kademede, 3. kademede de artık gerekli hızda çalışıyor bakımı yapıldıktan sonra.
Birinci kademede ilgili sıkıntı da o platin varmış. O platinden oluyormuş. Gösterdi zaten size de. Ondan dolayıymış. Biz zaten bir herhangi bir ustaya gidecek olsak usta bu motoru değiştirmeyi önerecekti. Bu motoru da yalanla yere çöp atmış olacaktık. Aslında halbuki motorda bir sıkıntı yok. Biz motoru onardık bu şekilde. Hem bakımını da yaptık. Ve sıfıra yakın bir şekilde performans sergiliyor. Yani yetecek yani bir şekilde çizecekler çalışıyor. Yani üçüncü kademede gayet güzel çalışıyor. Birinci kademede de sıkıntı takılma problemi olmadan çalışıyor. Bu şekilde de bundan kurtulduğumuza göre artık aracımızı yavaş yavaş yürütmeye başlayacağız. Ben ileri geri oynattım zaten ayrıca söyledim size de bunu. Bakalım ilerleyen videolarda tabii ki aracımızı yolda çekeceğim videoyu. Aracı garajdan çıkartacağız. Garajdan çıkarttıktan sonra aracı teste tabi tutacağız. İlk başta bakalım herhangi bir problem var mı? Freninde olsun, motor yağı, antifriz bilmem ne, ırzı, bir sürü işlerine her şeye bakacağız. Yağına, suyuna, her şeyine bakacağız arabanın. Bu şekilde bir testimiz de olacak. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmanız benim için yeterli. Abone ol, bildirim aç. Yeter ya. Bu kadar. Görüşmek üzere.